Merhaba arkadaşlar. Çok beklenen Hollanda'da nasıl staj buldum videosuyla beraberiz. Öncelikle size böyle ofisimi gezdirerek başlayacağım. Burada bilgisayarım var, bilgisayarlarım iki tane. Şu benimki. Bunu burada verdiler kullanmam için. E, ofisin manzarasını göstereceğim. Çok güzel böyle dört kişilik bir ofis. Şu anda öğle arası kimse yok. Hemen videoyu çekiyorum ben de. Ofisin manzarasını göreceğiz. Burada öteki binalardan birini görüyoruz. Çok güzel bir manzarası var 5. kattan. Ben nerede staj yapıyorum? Ben Groningen Üniversitesi'nde staj yapıyorum ama aslında tek burada staj yapmıyorum. İki yerde birden staj yapıyorum. Groningen Üniversitesi'ne bağlı olarak staj yapıyorum ama Hollanda'da aslında bizim bir, bir proje yaptığımız için ve bu projeyi bir şirketle ortak yaptığımız için haftanın bir günde şirkete gidiyorum ve şirket başka şehirde. Her haftanın bir günü perşembe günü trenle şirkete gidiyoruz ve o gün de orada çalışıyoruz. Diğer dört gün burada oluyorum, ofiste oluyorum. Daha teorik şeyleri burada yapıyoruz. Şirkete gittiğimizde daha çok toplantılar, işte daha pratik işi falan anlatılıyor. Size biraz hemen çalıştığım yeri gezdireceğim. Benim koridor. Diğer tarafta böyle görünüyor. Burada bir kahve makinesi var. İstediğim gibi ücretsiz alabiliyorum. Burada dinlenecek, oturulacak bir alan var yine şöyle bir manzara. Şimdi biraz beni tanımayanlar için kendimden bahsedeyim. Ben Sabancı Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Aynı zamanda matematik yandalı yapıyorum. Bu sene 3. sınıfa geçtim. Normalde zorunlu stajımız yok. Bu sene 3'ten 4'e geçerken yapmak gerekiyor. Ama ben özellikle işte gönüllü bir staj yapmak istedim ve Erasmus stajına gitmek istedim. Erasmus programındaydım zaten Slovenya'da 4,5 ay boyunca. O programı bitirir bitirmez staj ayarlayıp Hollanda'ya geldim. 2 ayda Hollanda'da kalacağım sonra işte Türkiye'ye döneceğim. İkisini birleştirmiş oldum. Gayet de güzel olmuş oldu. Dediğim gibi bilgisayar Mühendis öğrencisiyim. O yüzden stajım da doğal olarak yazılımla ilgili, bilgisayarla ilgili. Ne yapıyorum diye sorarsanız. Burada bir araştırma projesi var. 4 yıllık devam eden bir proje aslında bu. Ve bayağı böyle geniş çaplı bir proje. Yani 40'ın üzerinde bu projede çalışan insan var. Sadece bizim üniversite değil, buradaki Gönülgen Üniversitesi'de değil. Başka üniversitelerden de çalışanlar var. Dediğim gibi şirkette de ortak çalışıyorlar. Şirketten de bu projede ortak çalışan insanlar var. Bayağı böyle kalabalık bir ekip. Ben de bu ekipteki işte bir stajyerim aslında. Yani bu şekilde girdim projeye. Bu projede ne yapılıyor diye kısaca bahsedeyim. Projenin amacı aslında çok büyük bir veri de çok büyük bir data'da o datayı böyle en iyi şekilde dağıtık sistemlerle dağıtık bilgisayar sistemlerle işlemesine yönelik ve bunun hakkında yani bunu geliştiriyoruz. Böyle bir teknoloji var. Birkaç tane bilgisayarın aynı anda çalışarak aynı anda farklı virtual machine'ların böyle kullanılarak projelerin geliştirildiği sistemler var. Bunu daha böyle optimize etmek, daha böyle iyiye taşımak üzerine yapılan bir proje. Ve şirket ne şirket diye sorarsanız Hollanda'nın en büyük su dağıtım şirketi. 5,5 milyon müşterileri var. Bu şirkette de işte mesela yeni bir boru çekildiğinde öteki bütün boruların işte akış değerleri, uzunluk değerleri, bütün bu verileri böyle aynı anda hesaplayarak nasıl böyle ne kadar uzunlukta olmalı, akışı ne kadar olmalı, ne kadar basınç uygulamalı, ne kadara dayanabilir. Ne malzeme kullanılmalı gibi pek çok aslında soru var ve bunları en iyi şekilde cevaplayacak bilgisayar sistemleri geliştirmek gerekiyor ve bu ağ böyle inanılmaz büyük bir ağ olduğu için bunu böyle tek bir programla böyle çözmek imkansız birkaç tane virtual machine'de aynı anda çalışan böyle programlarla çözülmesi gerekiyor. Böyle zaten Amazon'da da çok kullanılan bir şey. Aynı anda birkaç tane server'dan, birkaç tane bilgisayardan yani birkaç bilgisayar da değil, milyonlarca artık bilgisayardan böyle aynı anda devam eden cloud computing olarak geçiyor. Böyle bir teknoloji. Ben de bu teknolojide çalışıyorum aslında bu benim seviyemin çok çok üstünde bir teknoloji. Buraya nasıl girdim ben de bilmiyorum ve bu mesela daha çok burada da master dersi olarak verilen yani yüksek lisans dersi olarak verilen bir ders bu Cloud Computing olayı. Yine Sabancı Üniversitesi'nde de 4. sınıfta da alabiliyorsunuz ama daha çok yüksek lisansta alınan bir ders ve bayağı ağır bir ders. Ben nasıl oldu da 2. sınıfı bitirip burada staj erledim. O sorunun cevabına gelelim. Şimdi ben yani 2'den 3'e geçerken ki yaz bir staj yapma zorunluluğum yok ama ben özellikle istiyordum böyle kendimi geliştirmek için bir arıyordum böyle. Ya Türkiye'de de çok yere başvurdum. Yurt dışında da başvuruyordum. Türkiye'de başvurduğum ve bayağı kabul aldığım yerler oldu. Ama ben işte özellikle yurt dışı istiyordum. Yurt dışında da ikinci sınıf öğrencisinin böyle bir şirkete başvurup daha ki yeni bitirmiş, üçe geçen, çok da bir şey bilmeyen bir öğrencinin bir şirkete başvurup kabul alması neredeyse imkansız. Ben işte daha önce staj yapan arkadaşlara baktığımda genelde üniversite stajı yapmışlar üniversiteden hocalarla konuşmuşlar, hocaların projelerine girmişler. O şekilde daha rahat oluyor. Çünkü yani siz orada araştırmaya, öğrenmeye gidiyorsunuz. Ve önemli olan ne kadar istekli olduğunuz böyle. Ne kadar çok şey bildiğinizden ziyade ne kadar istekli oldunuz. İstekli olduktan sonra belirli bir bilginiz varsa da zaten kendinizi geliştirip öğreniyorsunuz. Elinizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyorsunuz projeyi. Ve bu tarz böyle projelere katılmak, hocaların yanında çalışmak genelde hocalar buna bir bütçe ayırmıyorlar, bir burs vermiyorlar. Neden vermiyorlar? Çünkü siz oraya git de aslında siz zararlısınız orası için yani oradaki asistanlara da hocalara da zararlısınız çünkü siz hiçbir şey bilmeden geliyorsunuz yani çok iyi bilerek gelmiyorsunuz zaten ve size öğretmek için vakit kaybediyorlar kendi işlerini bırakıp size öğretiyorlar genelde stajlar zaten böyle oluyor o yüzden böyle paralı staj bulmak çok zor ben yine Erasmus programıyla gittiğim için ve Hollanda'nın aylık 600 euro Erasmus kapsamında hibesi olduğu için aylık 600 euroluk Erasmus hibesi alıyorum. Yani yetiyor mu diye soracaksınız. Yetmiyor. Çünkü ben zaten ev için aylık 360 veriyorum. 240 kalıyor. 240'a yani nasıl yaşayacağım, nasıl gezeceğim, nasıl yiyeceğim, nasıl ulaşımımı sağlayacağım derken bayağı bir para gitmiş oluyor. Ulaşım açısından da dedim mesela bir gün trenle işte başka şehre gidiyoruz şirket için. Onu karşılıyorlar zaten. Onun işte parasını ben veriyorum, fiş alıyorum. O fişi geri verecekmişim. Parasını karşılıyorlar karşılayacaklarmış o şekilde söylediler. O tarz şeyleri karşılıyorlar ama yine de onun dışındaki ulaşımlar veya kendi gezilerim veya kendi yiyip içtiğimden ben sorumlu olduğum için bu para yetmiyor. Biraz daha üstüne koymak gerekiyor ama tabii yine de aylık 600 euroluk bir hibenin gelmesi de çok avantaj yani. Böyle bir staj yapma imkanı için. Yani böyle bir imkan olmasa aylık 600 euro e, euroluk bir hibe verilmese ben burada yani kabul alsam da gelmeyecektim kesinlikle. Çünkü karşılayamazdım o kadar yüksek bir parayı. Staj bulma sürecimden bahsedeyim. Ben işte bu yılın başından beri düşünüyordum yani 8-9 aydır yurt dışında staj istiyordum. Bunun için böyle araştırıyordum. Bakıyordum hocalara işte özellikle ben kuzeyde yerler istiyordum. İsveç istiyordum veya Hollanda istiyordum veya Norveç istiyordum. Böyle daha kuzey ülkeler istiyordum. Çünkü Slovenya'da Erasmus'um olduğu için tahmin ediyorum oradayken güneyi bayağı gezeceğim. Kuzeyde de bir yerde böyle staj yapsam oraları da gezerim bayağı güzel olur diye düşünüyordum. Ve kuzeyde hem hibeler daha yüksek hem böyle biraz daha yaşam kalitesi daha iyi. O yüzden böyle kuzeydeki ülkeleri tercih etmek istiyordum. Bayağı yere başvurdum aslında. İsveç'te bayağı yere başvurdum. Hollanda'da yine bayağı yere başvurdum. Norveç'te başvurdum. İspanya'da falan da başvurdum. Yani sadece kuzeye de başvurmadım. Güneydeki yerlere de denedim. Ve işte ben mail atıyorum hocalar işte kendime anlatıyorum ben işte Sabancı Üniversitesi okuyorum böyle bunları yaptım şu ana kadar ileride bunu düşünüyorum falan diye kendime anlatan mail atıyorum transkriptimi atıyorum işte aldığım dersleri görsün hoca diye ve işte bakıyorum projelerine bu projede acaba yer alabilir miyim diye hangi hocaya böyle yapacağım göndereceğim falan diye araştırıyorum mail atıyorum baya baya mail atıyorum ve kesinlikle cevap gelmiyor yani kesinlikle cevap gelmiyor. Diyorlardı zaten 100 tane mail atıyorsun bir tane cevap geliyor diye. Yani daha önceden staja giden arkadaşlarım da diyordu. Cevap gelmiyor veya gelirse işte e, yüksek lisansta doktora da beklerim falan diyenler olabiliyor. Çünkü daha yani lisans öğrencisiyim çok şey bilmiyorum onlar da bunun farkında. O yüzden böyle daha ileriki senelerde gel diyen olabiliyor. Ben işte yazın tatile çıkacağım müsait değilim diyen olabiliyor. Ben işte e, stajlar almıyorum aramıyorum diyen olabiliyor ama genelde hiçbir şey demiyorlar. Benim hocam da işte ben yine mail attım. Ocak'ta mail atmıştım galiba. Dönüş olmamıştı. Sonra bir ay sonra işte Şubat'ta artık Şubat'ın sonuna doğru tekrar mail attım ben. E, hocam acaba görmediniz mi tarzında? Çünkü bu projeyi de istiyordum. Bir de Groningen Üniversitesi'ni de istiyordum. Hem çok iyi bir okul yani dünyada ilk yüzde olan bir okul. Hem imkanları çok geniş hem Hollanda'da güzel bir yerde falan diye bu okulu özellikle istiyordum. Hocaya tekrar mail attım buradaki hocama işte Alexander Lazovic. Dedim işte acaba görmediniz mi mail diye. Aa dedi ben görmemişim maili falan özür diledi. Dedi benim işte aslında birkaç tane projemiz var seni bu projelerden birine esayin edebiliriz dedi. Koyabiliriz dedi. Ben dedim istiyorum o zaman falan diye katılmak istiyorum diye isteğimi söyledim. Sonra işte beraber konuştuk falan ayarladık bu şekilde. Nasıl bir süreç oldu. Ben işte stajı bulduğum için ona kabul mektubunu doldurmasını istedim. Kabul mektubunu doldurdu işte yapacağımız proje ile ilgili şey yazdı. Onu okula verdim. Okul kabul etti onu. Okul kabul ettikten sonra işte bir learning agreement gerekiyor. O learning agreement ile yapılacak şeylerin detaylı listesi gerekiyor. Onu gönderdim hocaya. Hoca direkt hafta hafta ne yapacağımızı yazarak tekrardan bana gönderdi. Bana onu tekrar okula gönderdim. Okul da imzaladı işte. Bu kurumda işte hem üniversite kabul etti imzaladı hem hoca kabul etti imzaladı. Üniversiteden benim adıma işte kart çıkarttılar bana normal öğrenci hesabı açtılar buradaki işte mail sistemine siteye kütüphane her yere erişebileceğim kart falan her şeyi öğrenciliğimi tanımladılar ve şu anda yani Groningen Üniversitesi'nin hem öğrencisiyim hem de çalışanıyım gibi bir şey oldu. Çünkü bana iki çeşit kart verdiler. Bir bana öğrenci kartı verdiler. Kendim işte para yükleyip kullanabileceğim, her yere girmemi sağlayan. Bir de işte fakülte kartı verdiler. Fakülte kartıyla da işte o gösterdiğim makinede falan ücretsiz kahve alabiliyorum. Çalışan kartı gibi daha çok o. Özellikle staj arayanlara neler tavsiye edebilirim? Kesinlikle böyle çalışın yani bunun için çalışın. Yani ben dediğim gibi çok fazla mail attım, çok üstüne düştüm. Yani bu kadar uğraşmasam olmazdı zaten. Uğraşmadan olmuyor. Kolay kolay kabul etmiyorlar. Siz bunu deneyin ve şunu da söylerseniz eğer ben ekstra bir para talep etmiyorum. Zaten Erasmus'tan hibe alıyorsunuz. O hibe de Avrupa Birliği ödüyor. Onların kaybettiği bir şey de yok ve siz Erasmus'la geldiğiniz için vize alma süreci falan da daha kolay oluyor. Her şey böyle daha tıkırında oluyor, daha güzel gidiyor. Siz eğer Erasmus stajı ile işte burs alacaksanız yani bence olumlu gözle ben bakardım şahsen çünkü bir istekli bir öğrenci gelecek yanınızda çalışacak. Eğer gerçekten isteğinizi gösterirseniz hocalara böyle çalışmak istediğinizi kabul edeceklerdir. Bunu böyle göstermeye çalışın maillerle. Türk hocaları da deneyebilirsiniz işte Avrupa'da çalışan ben de denemiştim. Türk hocalardan olumlu bir dönüş olmadı. İşte Alexander hoca çok şükür olumlu bir dönüş yaptı geldim bu şekilde. Ve buradaki işte şeyi de sorabilirsiniz. Zor oluyor mu falan tarzında. Çok ciddi zor oluyor. Yani zor, bayağı zor. Dediğim gibi benim proje yani daha çok yüksek lisanslarda yapıldığı için, daha üst şeylerde yapıldığı için benim öğrenmem gereken çok fazla şey var. İlk gün zaten stajın ilk günü gittim. Hoca bana neler yapacağımızı anlattı böyle bir saat. Çoğu şeyi anlamadım bile yani. Bayağı böyle zor geldi, sıkıntı geldi. Sonra işte kendisinin asistanıyla da çalış, çalıştıkça asistan bana biraz daha böyle anlattı. Yavaş yavaş öğrenmeye başladım, daha çok araştırmaya başladım. Şu an biraz daha öğrenmeye doğru gidiyorum. Ama benden iki ay sonunda bekledikleri proje ciddi anlamda benim için zor. Ve ama dediklerine göre işte ben bu projeyi bitirdiğimde baya bana faydası olacak. Ben de öyle düşünüyorum zaten baya faydası olacak. Yani zaten zorlamadan da geliştiremiyorsun sen kendini. Biraz zorluyor o yüzden biraz şikayet ediyorum ama uğraşıyorum. Onun dışında benim için bir avantaj yeri işte şirketle ortak yaptığımız için biz aynı zamanda o yüzden böyle şirket yaşamını da görüyorum böyle. Şirketteki toplantıları da görüyorum, şirketteki ortamı da görüyorum. Ve şirkette de çalışmış oluyorum. Orada, orada da farklı bir şeyler katmış oluyorum kendime. O açıdan bayağı avantajlıyım. Ben gelmeden önce böyle olacağını bilmiyordum ortak bir şirkette çalıştıklarını falan. Yani farklı projeleri var zaten Benim bu projeye verdiler. Haftanın işte bir günü şirkete gidiyoruz. Şirket de gayet güzel. Şirketi hatta daha çok seviyorum üniversiteden. Çünkü şirkette yani yemekler falan çok çok daha ucuz. Kafeteryası falan. Burası biraz daha pahalı. Burada o yüzden genelde kendim getiriyorum. Ama oraya gidince daha uyguna güzel bir şekilde yemek yiyebiliyorum. Ve şey de çok keyifli oluyor. Bir gün işte trenle başka bir yere gidiyoruz. Yol da güzel. Bir farklılık olmuş oluyor. Güzel olmuş oluyor. Bir diğer olumsuz benim açımdan olan şey de işte yaz vakti olduğu için genelde öğrenciler döndüler. Öğrenciler falan döndükleri için yani şehir daha boş normal zamanına göre. Yaz olması tabii çok iyi. Hava daha güzel. Kışın çünkü Hollanda daha çok soğuk olduğu için ve bayağı yağmurlu olduğu için. Hava olarak güzel şu anda. Işığım otomatik kapandı. Açıp geliyorum. Işığım açıldı. Güzel. Yine bir diğer sorudan da bahsedeyim. İngilizce meselesi. Şimdi ben bu projede grupta çalışan tek Türk'üm. O yüzden sadece İngilizce kullanabiliyorum. Türkçe kimseye kullanamıyorum. Ve nasıl böyle anlaşabiliyor musun diye sorarsanız. Çünkü ben de Sabancı Üniversitesi'ne girdiğimde hazırlıkta böyle en düşük seviyeden başladım ve hiç İngilizcem yoktu. Yani hazırlığı bir yılda bitirip öğrendim. Anlaşıyorum. Aslında kendimi ifade edebiliyorum. Yine anlıyorum dediklerini %90 oranında. Ama yine de böyle küçük bir parça anlamama şeyi kalabiliyor. Tabii onları da hem ben soruyorum. Hem ben kendimi ifade edemediğimde onlar soruyor. Ya bir şekilde anlaşılıyor zaten. Ve bayağı da gelişiyor aslında İngilizce dediğim gibi burada tek Türk'üm hatta yani buraya geldiğimden beri hiç Türk'le de tanışmadım hiç tanıştım düşünüyorum hiç tanışmadım yani iki Azerbaycan Türk'üyle tanıştım Azeri demiyorum Azerbaycan Türk'ü demek gerekiyormuş galiba iki Azerbaycan Türk'üyle tanıştım ve yani o kadar Türk görmedim ben daha geldiğimden beri ya gördüm tabi Türkçe konuşan insanlar falan da gördüm de kendim gidip tanışmadım o yüzden Türk tanıdığım yok yani bu açıdan dil geliştirme açısından da bayağı faydalı oluyor ve şirkete gittiğimizde şirkette herkes işte buralı olmasına rağmen kendilerine konuşmuyorlar ve ben varım diye İngilizce konuşuyorlar. Ben şirkete ilk, güt, ilk gittiğim günde şey dediler zaten. Bugün İngilizce konuşma günü ilan yani ediyoruz. Herkes ilk kez İngilizce konuşmaya başladı falan. Ve zaten international çalışanlar olduğu için onları da İngilizce konuşuyorlar ve herkesin İngilizcesi gerçekten Hollanda'da çok iyi olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Mesela ben İspanya'da gitmiştim. İngilizce bilen bulamıyorsun. Almanya'da yine İngilizce bulan, bulmak çok zor. Ama Hollanda'da gerçekten herkes biliyor. Bu açıdan çok iyi Hollanda. Eğer siz için hangi ülke hangi ülkeye gitsem falan diye kararsız kaldıysanız Hollanda'yı tavsiye ederim. Ya ben kuzey yerlerini tavsiye ederim. Daha İngilizce falan bilindiği için Danimarka olsun, Norveç olsun, Hollanda olsun. Bunları ben tavsiye ederim. Güzel yerler. Uğraşın yani çok böyle mail atın bir hocanın yanında girmek istiyorsanız özellikle çabalayın bunun için. Şirketler için falan da uğraşın yine biraz daha zor olabilir ama siz böyle kendinizi kanıtlamışsanız, gerçekten iyi bir CV'niz varsa zaten onlar da neden dönmesin ki yani, neden kaçırsınlar ki? Siz sadece çabalayın, bulmaya çalışın. Yani benim aklıma gelenler sorulardan genel olarak bunlardı ve cevaplamaya çalıştım. Yine burada işte üniversiteyi biraz daha gezdireceğim. Videolarda çekmeye çalışacağım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve like atmayı unutmayın diyorum kanala abone olmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için zili de açmayı unutmayın diyorum. Başka sorularınız varsa tabii yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.